Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Moldova serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölümümüzde hatırlıyorsanız Rusya ile savaşmıştık. Ve en azından Türkiye ile Polonya'yı kendimize almıştık. Ve en azından sıkışacak olan cephemizi birazcık daha böyle en azından tek cephe haline getirmiştik. Tabii ki de daha çok var. Örneğin Alman topraklarını aldığımız zaman daha rahat ilerleyeceğiz. Bir de artı Arabistan topraklarını aldığımız zaman sadece tek gidiş yönü olacak. Yani bir hem ana karasına hem İran topraklarına. Tabii ki de Azerbaycan ve ben İran topraklarını hatta Hindistan'da dahil İran topraklarını çok rahat bir şekilde kurtarırız. Ama İsveç kendisi çok da güçlü bir devlet olmadığı için Rusya'yı fazla ilerletemiyor. Ve biz şöyle bir şey keşfettim. Rusya'nın 2,5 ne ya? 260 bin, 300 bin ordusu falan Azerbaycan topraklarındaydı. Biz de dedik madem öyle Azerbaycan'da. Evet, şimdi hedefimiz şu. Çin'e en azından bir... Aa, evet, tur yavaş atlamaya başladıysa sıkıntı. Şimdi bizim yavaştan yavaştan bu şeylerimizi, ittifaklarımızı, müttefiklerimizi yememiz lazım. Yani Arjantin gitti. Arjantin çok hızlı dağıldı. Çok hızlı yendi. Niye böyle bir şey oldu? Çok hızlı yenildi daha doğrusu. Çok da fazla kayıp vermemiş ya. Gerçi aynen bayağı bütün nüfus hemen hemen şeye gitmiş. Oo, siz Rusya ile savaşacaksınız. Şu anlık reddedeyim. Ben ordumu toplayayım. Siz ayarlarsınız. Tam güzel. Bütün herkesle savaşta. Polonya ile hayır. Polonya ile savaşamam. Polonya ile savaşırsam Rusya ile de savaşmış olurum. Onu yemezler. Tamam, siz şimdi zorlayın. Ben de geleyim ordularımı biriktireyim. Bakayım şöyle ekonomisi olan yer vardı ya. Neyse. Ordularımı hemen şöyle şey topraklarına yayayım hemen. Rus topraklarına. Buradan İsveç %100 ilerleyemeyecek. Şunu bir hemen kapatalım. Buradan belki şey ilerleyebilir. Fransa ilerleyebilir. Çok fazla toprağı yok. O yüzden şu an birazcık Rusya'nın ordusunu kullanmasını istiyorum. Birazcık kayıp vermesini istiyorum. Ondan sonra biz müdahale edeceğiz. Şimdilik tabii ki de şey toprakları var şu an. Arabistan toprakları var da gördüğünüz gibi çok daha zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü Rusya bizim topraklardan geçmesi lazım oraya yardım edebilmesi için. Ki Hindistan var. Hindistan'dan falan geçmesi lazım. Birazcık zor açıkçası. Tabii direkt yemesi kötü oldu. He. Gerçi Azerbaycan çok da güçlü bir devlet değildi ya. Normal. Şu an tabii hiç kimseyi yıkamaz şu an. Hani yalan yok, bir İsveç falan yıkabilir de. Hindistan falan var, Japonya var. Daha onlar çıkarma atacak. Endonezya var. Yani zor. İşi zor açıkçası. Ama biz Azerbaycan'la da savaşa gireceğiz. O zaman benim biraz daha adam basmam lazım. Bu ne ya böyle? Bu topraklar bu kadar verimsiz. Niye? Yok, yine iyi de hiç... Yani bayağı verimsiz ya. Aslında kötü. Bütün buradaki orduları da toplayayım. Hemen dağıtayım bizim bu şey topraklarına. İran topraklarına. Çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum bu en azından şey toprakları için. Ordu dağıldı mı ya? Bir gelsin hemen şuraya. Dur bir tur oynatalım. Hiçbir şey seçmeyelim. Başkenti bize gelsinler bakalım bütün ordu. Hem de yerinden oynamadan. Gel gel. Öyle durma, gel. Gelmeyen bir sürü ordumuz var. Gel. Herkes gelsin. Az çok demeden. Hop. 130 binlik ordum kayboldu oradan. Güzel ya, maşallah. 130 binlik ordum bir anda telef oldu gitti. Nasıl gitti anlamadım. Ben mesela kaç bin ordumuz duruyor? Aa, benim burada 40 bin ordum varmış. Ben buradan ilerlerim. Tamam. Başka? 43 bin. Tamam. 35 bin. Bak burada da duruyor hala. 35 bin ordum niye burada duruyor? 1540. Gelsin hemen. Bu arada bayağı zorlayacaklar. 400 ordu basalım. 63 orduyu silelim. Buradaki orduyu hemen şöyle hızlıca dağıtıp Rusya'nın ana karasına direkt saldırıyı başlatalım biz de artık. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Rusya ilerleyecektir çünkü onun bayağı bir ordusu var. Azerbaycan'ı var burada. Azerbaycan'a savaşacak çünkü benimle. Ondan dolayı işimizi riske atmayalım. Burada Ruslar izin verir mi? Saldırır ya. Şu an Ruslar bayağı kayıp vermiştir çünkü. Eminim. Şu an bize gerek yok da toprak kapacağız biz de yani. Hep onlar kapıyor. Ah, çöktü. Şu taraf çökmüş. Keşke gitmeseydik. Dur, bu taraf çöktü ya. Bu taraf çöktü. Bu tarafa gitme. Bu tarafa gitme. Dur. Çok kötü bir toprak dağılımı oldu ya. Neyse, ana karasına girelim direkt. Direkt ana karasına girelim. Şuradan şöyle. Aynen öyle. Tamam, buraya dağılın. Çok da fazla hareket etmeyin. Çabuk. Hızlı. İyi, durdurduk bir şekilde valla. Kaç bin kayıp verdin? Sen bayağı kayıp verdin ya. Sen bayağı kayıp verdin. Aynen öyle. Bu arada acayip kötü oynuyorum şu an. Oyunu farkındaysanız. Bayağı kötü oynuyorum şu an. Şu an kayıp vermesini bekliyorum. 50 bin ordu falan dizilmiş buraya. Belki benim yardımımla bir şeyler yapılabilir mi? Hala 50 bin ordu falan getiriyor. Tamam, hala toparlayabilecek kapasitede var mı? Yok, çökecek. Birazdan çöker. Şu an ilerletebildiğine bakmayın. Bak 10 bin ordusu falan var. Çöktü. Vallahi çöktü. Ordusu yok şu an. Gelin, kabul edecekler mi merak ediyorum. Tamam, ordumuzun durduğu iyi oldu. Vallahi ordumuzun durduğu çok iyi oldu. Şimdi sıra bizde. Bir daha davet ettim bu arada savaşa. Belki bir yararı olur diye. Geldiler mi? Vallahi geldiler. Bir kere daha savaşa geldiler. Daha orduyu dağıtmadan adamları tekrar savaşa soktum. Gayet iyi oldu.
Çünkü direkt karşılık versinler yine. Ordular olduğu gibi duracak ya. Durmaması için, direkt savaşması için böyle bir şey yaptım. Durmasınlar yani. Biz kazanalım bu sefer. Adamlar toprak almadı çünkü gördüğünüz üzere. Biz toprak alalım. Onlar kendilerine bir şey katmıyor. Biz katalım. Orduyu dağıta dağıta saldıralım ki alabilelim. Hayır tabii ki de ya. Savaşıyorum ben. Bana kim davet oluyor böyle? Hayır tabii ki de. Hayır. 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 Oğlum hayır. Aa. Hayır ya. Ha? Savaşıyorum arkadaş. Savaşıyorum. Adamlar toprağını alacağım. Bana sürekli davet yolluyorlar. Ben boşuna mı toprak alıyorum? Tabii biz alıyoruz ya. Yediremiyorlar. Azıcık da olsa. Bizim büyümemizi istemiyorlar. Ama tabii biz büyüyeceğiz. Normalde daha farklı bir senaryo bekliyordum ama. Böyle senaryoya da hayır demeyiz yani. Açıkçası. Orduyu dağıtalım ya. Çok fazla toprağını ellemeyeceğiz. O 50 binlik ordunun düşeceğini zannetmiyorum. Ama Rusya düşecek. Onu biliyorum. Ve çok böyle seri bir şekilde düşecek. Hemen şöyle Azerbaycan topraklarını da alalım. Yani bizim müttefiğimiz bize karşı savaştı da iyi ki de ittifak dağılmadı yani. Normalde ittifak dağılıyor biliyorsunuz. İttifaktakilere savaş açınca ordu dağılıyor. İttifak dağılıyor. Ama bu sefer dağılmadı şansımıza. O kadar toprağı var ki adamın. Umarım hızlı düşer ya. Hızlı düşmesi bizim için daha iyi olacak. Şu an belki zor düşecektir. Belki de kolay düşecektir. Bilmiyorum ama. Elimizden geldiği kadarıyla toprağını azaltmaya çalışacağız. Sen nasıl düşürdün? Bütün top... Oo, iyi iyi iyi. Çin'de mi? Sen ayrı olarak mı savaştın? Sen bizim ittifakta değildin ki. Sen niye savaş ilan ediyorsun? Senin ne vasfın var ki kanka? Ya sen beleş toprağa kondun şu an. Neyse bizim amacımız yıldız kapmakta. Yıldız kapalım birazcık. Yıldızımızı aldıktan sonra gerisi kolay. Ordular burada dursun bak. Şey topraklardan saldıracak bize. Aynen öyle. Azerbaycan'da düştü. Başka var mı bizim dibimizde? Almadığımız toprak. Sadece galiba aynen bir Suudi Arabistan kaldı. Bir de bu toprağın Rus toprağı kaldı. Bunu da alalım. Düşürürüz düşürmesine de. Garip bir ilerleme oldu ya. Aynen tamam. %100 düşürdük mü? Hop Rusya serbest kaldı. Çok iyi. Tamam çok iyi. Bazı toprakları da bize kaldı. Çin bu arada beleşe kondu farkındaysanız. Normalde hiç ortalıkta yoktu. Bir anda bir geldi toprak aldı gitti. İşte bu yüzden Çin'i hızlı çökerttik ki yine hızlı çökertiriz. Sonuçta müttefiklerimiz hala bekliyor. Rus topraklarında yani. Giden bir ordumuz yok şu an. Yani bütün ittifakımız bekliyor. Belki bir bakmışsınız biz düşürürüz. Madem Çin bu kadar hızlı düşürdü. Almanya toprakları var. Bak biz toprakları unuttuk. Unuttuğumuz topraklar var. Bunları unutmamamız lazım. Evet şimdi anakara toprağına ilerleyeyim diyorum da. Dur orduyu şuradaki 50 binlik 100 binlik ordunun yarısını buraya çekeyim. Benim ordum mu yok oluyor? Ben onu göremiyorum şu an. Hala benim ordum yok oluyor ya. Bak o topraklara ilerlemiyorum diyeceğim. Galiba ilerledik. Yok ilerlememişiz. Hadi bizim tarafımızdan düş de bizim de içimiz rahatlasın ya. Yani bir Çin düşürüyor bir ne onun adı. Hindistan düşürüyor bir Fransa düşürüyor. Bize düşürelim ya. Dur daha var. Daha bu kadar fazla toprağı var ki Rusya'nın. Hangi toprağına saldırsak bilemiyoruz artık. Çünkü adam o kadar adam saldıramadı benim açıkta kalan o kadar toprağım varken adam yine alamadı yani helal olsun. İyi tutmuşuz. Yapacak bir şey yok. Kaç toprağı kaldı? Hemen şöyle bakalım. 184 mü? Oo, hemen çoğu toprağını almamış ya. Gerçi ekonomisi çökecek. Gerisi önemli değil de. Biz aldığımız toprağa bakarız. Bakalım. Şöyle hızlı oynatıyorum ki. Aynen öyle hızlı çökertelim diye. Hemen şöyle bir de yatırım yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tam tamına şöyle bir toprak alımı yaptım. Azerbaycan'ı yutuyoruz, Suudi Arabistan'ı yutuyoruz, Polonya'yı tamamıyla yutuyoruz. Ve böylelikle barışımızı ilan ediyoruz ve tamamıyla böyle bir toprak alıyoruz. Hindistan tabii ki de Rusya Çin'in vasalı olmuş. Yapacak bir şey yok. Zaten daha Rusya'nın savaşacağı asiler var. Ya da bu asiler direkt devlet kuracak olan asiler. Çünkü buralarda da var. Tabii direkt Rusya'yla savaştığımız için bunlar serbest kaldı. İran'ın da kala kala bu kadar toprak
toprağı kalmış. Ben hemen şu asimilasyonları bir yapayım. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu sonunda bitirdik. Hem asimilasyonu hem mutluluğu. Şu topraklarda, özellikle şöyle Rus topraklarında hep %10, %20'lerde geziyordu. Bak hatta bunlarda daha yeni yeni toparlıyor. Hatta bu topraklarda %20 hala. Ve isyancı çıktı. İsyancılar hala duruyor. Burada da aynı şekilde. Bak burada Polonya kurulmuş. Normalde burada isyancılar vardı. İsyancılar yenmişler ya da Polonya kuruldu. Bak burada da var mesela. Burada da ülke kurulacak. Anladınız mı yani? Öyle bir şey var. Bilmiyorum. Yani zar zor da olsa sonunda kazandık. Tabii bizim yükselmemizin sonucunda bazı diğer devletlerin tabii ki de bir dikkatini çektik açıkçası. O yüzden şimdilik şöyle küçük devletlerin bir 169 mu? Bende 1063 görünüyor. Allah Allah. Neyse çok da önemli değil. Oyuna girip çıktığımız zaman düzelir o. Aynen öyle. Hemen zaten bu devletlerle savaşmama gerek yok arkadaşlar. Tutup da 30 bin, yani şu adama mesela ben savaş açsam ne olur? Danimarka mı? Nasıl yani ya? Orta çağdaki Danimarka kurulmuş buraya. Yo, Danimarka formlamış. Formlanmış Danimarka'ya. Aynen öyle. Başka türlü dedim, bir garip. Allah Allah dedim, hani burada mı oldu da. Yani şöyle devletleri falan. Şimdi bunun için ordu basmayacağım. O yüzden böyle küçük devletleri yuta yuta bir şeyler yapmaya çalışacağım. En azından sınırımızı bozmasın. Sen ilişki bug'ı mı oldun? Seni ben bir yollayayım bakayım. Yo, olmamış. Gayet iyi. Yeni kurulduğu için herhalde. 4000 turu da geçmiş var ya. Oyun şu an düşse düşer. Yani şu Djibouti, Yemen falan, Umman, bunları aslında kendimize alsak güzel olacak ya. Şunları hemen yollayalım. Bana demeyin arkadaşlar niye ultimatum kullanıyorsun diye. Çünkü tutup da 3000'lik adam için ordu yollamam. Yani birinci olmuşum. Yani tutup da 1 milyonluk ordum ya da 35 binlik ya da 40 binlik ordumu yollamam yani sırf bunlar için. Harcamam yani, gerek yok. Teknolojide artık bir ileri gidebilmemiz lazım. Teknolojide artık birazcık yavaş ilerliyoruz. Oha zaten 1.20'ymiş. Abim teknolojim bayağı varmış, ben fark etmedim. Benim teknolojim az diye düşünüyordum da teknolojide kaçıncıyız? Adamlar 1.27, birisi bize savaş ilan etti. İsyancı mı? Cidden sen misin? Bir de dağılıyor utanmadan. Yani mutluluklar artar. O önemli değil çünkü vergi almıyoruz gördüğünüz üzere. Bazı yerlerde galiba hastalık olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Buraları hemen şöyle direkt festival yaparak fullledik. Gambiya mı? Olur. Madem davet ediyorsun gelelim. Tam daha zaten kazandık ya. Tamam. Yani sömürgeye başladı herhalde bizim İngiltere. Şöyle bir aynen öyle baksanıza. Birleşik Krallık, Fransa, Angola'yı mesela vassal almış. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne elleyen yok. Baksanıza Amerika gelmiş, İspanya gelmiş, Fransa gelmiş. Sonra Birleşik Krallık gelmiş. Gelen gelmiş yani. Şu kim? Aynen Birleşik Krallık. Afrika'da devlet kalmamış. Madagaskar güçlü mü? Madagaskar bayağı güçlü. Aynı Sri Lanka gibi. Bak Sri Lanka'nın da ekonomisi bayağı iyi. Ve hepsi burada. Aslında mesela buradan da iyi ordu basabiliyoruz da burada daha fazla ordu basabilmemiz lazım. Ama yapacak bir şey yok. Zaten yeterince kafi bir ordu basabiliyoruz. Ya tabii Hindistan falan bizde ilişkisini kötüleştiriyor. Aynı şekilde Fransa aynen öyle. Mesela İspanya ile hep %100 olmuştu. Yine %100. İspanya ile hiç aşmıyor. Mesela şu Kuzey Kore. Kuzey Kore çökmüş. Kuzey Kore'nin toprağı kalmamış galiba. Eğer cidden Kuzey Kore'de bir şey kalmadıysa durmanın bir manası yok. Sadece yer kaplıyor o zaman. Aynen öyle. Sen de niye sıfır oldu? Atmasa mıydım yani? Ne yapayım? Bekleteyim mi şimdi? Durduk yer adamı. Başka kim gitti? Güney Kore duruyordu. Moğolistan kala kala küçük bir şey kalmış. Neyse. Çin savaşında küçük de olsa bize yardım eder. Şu an Çin'le savaşacağımız zaman cidden bu 3 devlet. Ne oldu? İsveç ittifaktan çıkmış. Yoksa ben... Yo. Kuzey Kore'ye attım ben. Sen niye çıktın? Evet onu fark ettim. Kuzey Kore'ye attım ben. Sen niye çıktın? Kuzey Kore ile aran iyiydi de ben çıkın... O çıkınca ben de mi çıkayım dedin yani? Niye böyle bir şey yaptın? Gel hemen. Aynen öyle. Ha Peru. Edelim ya hadi. Zaten hepsi gelecek. En azından bu diplomasiyi iyi yönetmiş oluruz. Direkt gelir gelmez Peru ile savaşmaya başladı ya. Peru ve Meksika. Meksika zorlar sizi ya. Sadece ama ekonomisi zorlamaz. Toprağı fazla değil. Evet arkadaşlar biz bu videoyu burada bitirelim. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.